Evet, ürünle ilgili araştırmalara, ürünle ilgili eylemlere baktığımızda, ürünle ilgili eylemlerde yeni ürün geliştirmek, ürünlerin hangi boyutlarda olduğunu, kiloluk mu, az kiloluk mu, çok kiloluk mu olduğundan bahsetmiştik. Dağıtımla ilgili eylemlere bakıyoruz. Dağıtımla ilgili eylemleri incelerken, işte biz bunu nasıl belirleyeceğiz? Görev alacak aracılar kimler? Taşıma elemanları ne olacak? Efendim, depolama yöntemleri nasıl olacak? Depodan mı sevk edeceğiz? Üretimden mi sevk edeceğiz? Nasıl sevk edeceğiz? Bunları ortaya koymamız gerekiyor. Fiyatla ilgili eylemlerimiz, fiyatlandırma nasıl olacak? Fiyatlandırma politikası diye bir politika var. Fiyatlandırma politikasında biz fiyatları nasıl belirleyeceğiz? Rakiplerimiz nasıl belirlemiş? Hangi yere oturtacağız? Fiyatların belirli bir yapıya oturtulması var. Yani yüksek fiyat mı belirleyeceğiz, düşük fiyat mı belirleyeceğiz, orta fiyat mı belirleyeceğiz, nerede belirleyeceğiz? Bunu uçakların uçmadan önce, hareket etmeden önce rota belirlemesine benzetebilirsiniz. Uçaklar da Konya'dan İstanbul'a gidecek. Uçak giderken ne yapıyor? Konya'dan İstanbul'a diyor ki biz diyor 38 bin fitte uçacağız. Yani önceden ne yapıyor? Belirliyor. İşte bunu belirlememiz gerekiyor. Fiyat da aynı uçakların rotasını belirler gibi bir kavram arkadaşlar. Satışla ilgili eylemlerimiz var. Satış artırma çabalarımız nasıl olmalı? Reklam nasıl yapacağız? Reklam yapacağız mı, yapmayacağız mı? Nasıl reklam yapacağız? Halkla ilişkilerimizi kim yürütecek? Elemanlar, mesela birisi şikayet ettiğinde kime müracaat edecek? Bunlar da son derece önemli. Ve pazarlama sistemlerini kim yönetecek? Yani pazarlama departmanının sorumlu kim olacak bu işlerden? Bunları ne yapmamız gerekiyor? Belirlememiz gerekiyor. İşte bunların belirlenmesi pazarlama sisteminin yani yolunun kurulması anlamına gelir. Pazarlama yönetiminde yol alacak kişiler, pazarlama yönetimindeki görevliler öncelikle ürünün belirlenmesine, ürünü ortaya çıkarılmasına yönelik bir görev üstlenirler. Buna göre bir eylem yaparlar. İkincisi pazara yönelik bir eylem yaparlar. Pazarın yapısını bulurlar. Müşterilerin kimler olacağına ilişkin bir görev yaparlar. Müşterileri belirlerler. Rakipleri belirlerler. Rakipler kimlerdir? Biz bu rakiplerle neyi, kimlerle mücadele edeceğiz? Tedarikçileri belirlerler. Tedarikçiler kimlerdir? Tedarikçileri belirlememiz gerekiyor. Ve işletmemizin yapısıyla ilgili görevleri de görev paylaşımını da bulmuş olurlar. Bu nedenle pazarlama yönetimi son derece önemlidir. Pazarlama yönetiminin kurulması, pazarlama yönetiminin işleyişi tarzında önemli bir arz yapmaktadır. Yapı arz etmektedir. Mesela pazarlama yönetimindeki görevlerde, pazara yönelik görevlerde şöyle bir yapı vardır. Mesela pazarımız bizim nasıl bir pazar? Pazarın özelliklerini mutlaka bulmamız gerekiyor. Pazarın biz varsayalım bir domates satacağız. Domatesi satarken domatesi hangi pazarda satacağız? Semt pazarlarında satacağız. Çok güzel. Konya'da her gün 3 ayrı ilçemiz var, merkez ilçemiz var. Her ilçede bir semt pazarı kurulmaktadır ve haftada bir gün kurulmaktadır. Her 7 günde 3-7-21 ne yapar? 21 tane pazar kurulmaktadır. Yani 3 pazar, 3 ilçe, haftada 7 gün 21 tane pazar kurulmaktadır. Hangi pazarda biz ürünlerimizi, domatesimizi satacağız? Selçuklu'nun pazarında mı? Yoksa Selçuklu ilçesinin pazarında mı? Meram ilçesinin pazarında mı? Karatay ilçesinin pazarında mı? Meram ilçesinin pazarında hangi pazarlarda? Selçuklu ilçesinin pazarlarında hangi pazarlarda? Hangi semt pazarlarında? Çünkü 3 tane ilçe kuruluyor. Her gün, her ilçede bir tane pazar kuruluyor. Dolayısıyla 2'ye mi böleceğiz, 3'e mi böleceğiz, nasıl böleceğiz? Mesela ürünümüzü, aynı ürünü
farklı pazarlarda, farklı semtlerde farklı fiyatlarla satmak durumunda kalıyorsunuz. İşte pazarı eğer iyi analiz ederseniz siz ne yaparsınız? Ürününüzü de biliyorsunuz. O ürününü işte filan ürün şu pazarda satılır, bu ürün bu pazarda satılırın yapısını rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Kurabilirsiniz. Mesela aracılara yönelik görevlerimiz vardır. Aracılar, işte aracılar kimlerdir? Kimlerle satacağız? Bizim bu yapımızı kim kuracak? Rakipler vardır. Rakiplerimize yönelik. Kimler? Mesela bizim domates satarken bizim rakibimiz kim olabilir? Başka domates satanlar bizim rakibimizdir. Ya da domates yerine işte domatesin alternatifi pek yok tabii. Domatesin alternatifini satan insanlar da bizim neyimiz olur? Rakibimiz olmaktadırlar. Mesela tedarikçiler. Tedarikçi nereden arıyoruz? Ürünleri biz toptancı halinden alıyoruz. Nereden alacağız başka? Herkes toptancı halinden arıyor. Tedariğimizi nereden yapıyoruz? Toptancı halinden yapıyoruz. Peki toptancı halinden tedarik ettiğimiz ürün bizim aynı, herkes de aynı yerden alıyor. Herkes de aynı fiyatla alıyor. Peki pazardaki oluşan mesela bir domatesin 3 lira 5 lira arasındaki fark nereden ortaya çıkıyor? Herkes aynı domates alıyor. Herkes aynı halden alıyor. Adam Menderes toptancı halinden alıyor. Herkes aynı fiyattan alıyor. Peki o fark nereden ortaya çıkıyor? İşte o fark satış yapısından ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu nedenle böyle bir yapımız var. Ürünleri bulmamız gerekiyor. Pazarı bu nedenle iyi analiz etmemiz gerekiyor. Müşteri portföyü dediğimiz bir portföy var. Müşteri portföyü diyoruz. Müşteriler kimler? Bizden kim domates satın alıyor? Memur mu domates satın alıyor? İşçi mi domates alıyor? İşçi ya asgari ücretli olan insan mı alıyor? Yoksa esnaf olan insan mı alıyor? Fakir insan mı? Zengin insan mı? Gelirine hangi boyutta olan insanlar bizden domates alıyor? Bunları ne yapmamız gerekiyor? Belirlememiz gerekiyor. Bunları belirlersek işimiz daha kolay. Mesela insanlar bu virüs yapısının öncesinde, virüs tehlikesinden önce ne vardı? İnsanlar seçerek satın alıyordu. Şimdi ne var? Artık seçmek yok. Çünkü herkes dokunuyor. Dokunmasıyla birlikte biliyorsun temasla bulaştığı için mümkün olduğunca temas etmeme yoluna geldi. Biliyorsunuz yasaklandı. Ne yapacağız biz o zaman? O zaman başka bir yol bulmamız gerekiyor. Kendimizi, ürünümüzü dizayn edecek bir sistem bulmamız gerekiyor. İşte bu sistemleri bulan kişiler genellikle rakiplerinden bir adım öne geçen kişiler olmaktadırlar. Bu nedenle rakiplerin yapılarını, tedarikçileri buna iyi dizayn etmemiz gerekiyor. İşletme yapımızı iyi organize etmemiz gerekiyor. Sonra bizim satış elemanlarımız, mesela biz pazarcılık yapacağız. Pazarcılık dediğimiz bir kavram var, değil mi? Sen pazarlarında satanlara biz pazarcı diyoruz. Pazarcılık yapacaksak bu işi tezgaha sahip olanlar ayrıdır. Orada bazılarıyla konuştuğunuzda size söylerler. Ben burada elemanım, satış elemanıyım der. Bu tezgah benim değil. Peki kimin? İşte o sahibi var. Mesela böyle bir yapı mı var? Yoksa biz orada eleman mıyız? Yoksa o tezgah bizim mi? Bunun da yapısını ne yapmamız gerekiyor? Bunları ölçmemiz gerekiyor. İkinci bir boyut, domates gibi genel, herkesin istediği bir ürün satma var. Bir de böyle spesifik ürünler var. Bazen spesifik ürünler var. Spesifik ürün satanlar genelde bu ürünlerin özelliklerini bilmezler. Yine tarım ürünlerinden örnek vereceğim. Hambeles, işte Haziran ayında hambeles diye bir meyve var. Mesela güneyde çok tüketilen, böyle tadı biraz farklı olan, burumsu bir ürün var. Murt diye var, Mersin meyvesinin, Mersin bitkisinin meyvesi, beyazımsı. Böyle krem renginde harika tadı olan küçük küçük böyle bir meyve var.
Ve bu meyve Hambeles diye geçer ismi. Şimdi güneyde olanlar, Akdeniz'de olanlar bunu çok rahatlıkla bilirler ve Akdeniz'de çok tüketilen, Akdeniz bölgesinde çok tüketilen bir üründür. Burada da pazarda satılır mı? Satılır. Her yerde var mı? Bazı yerde var, bazı yerde yok. Bazıları satar. Bazılarına satarsa satar. İşte bilen kişi sorar. Ya bu işte ürünler bazen bakarsınız nasıl bir ürün, hangi özellikleri var, ne yapılır? Şimdi satıcı hiç bilmiyorsa burada çok başarılı olamaz. Bu ürünün özelliklerine de ne yapması gerekiyor? Bilmesi gerekiyor. Satıcının ya da pazar sistemini kuranın ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Eğer ne yaptığını bilmiyorsa değerli arkadaşlar bu pazarlama işinde başarılı olmanız çok kolay olmamaktadır. İşte bu spesifik ürünler satılmasına da biz niş pazarlar diyoruz. Niş pazarlar da yine belirli ürünlerin, spesifik ürünlerin satıldığı, spesifik ürünlerin dizayn edildiği pazarlar olmaktadır.